Sayın Oluç, söz talebiniz mi var? Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. AK Partili Hatip konuşmasını yaparken partimizin adını da vererek sataştığı için bunlara cevap verme ihtiyacı doğdu. Şimdi, bir polemiğe meydan vermeden buyurun lütfen. Yok, meydan veririm inşallah. Devam edelim biraz. Şimdi AK Parti bir devrim yapmış Kürtler için ama Kürtlerin bundan haberi yok. Nasıl olmuş bu? Nasıl olmuş bu? Şimdi bakın ben size anlatayım. Eğer bugün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiğimiz dönemde Kürt halkı Türkiye sınırları içinde bazı haklar elde ettiyse onu çok büyük bedeller ödeyerek sürdürdüğü kendi mücadelesiyle elde etti. Kendi mücadelesi. Eğer bu ülkede Kürt buyurun tamamlayın Sayın Oluç. Bu ülkede 100 yıllık bir safsatayı Kürt yoktur safsatasını yıktıysa kendi mücadelesiyle yıktı. Kürt vardır bunu bütün ülke gördü. Eğer Kürtçe bir dil değildir safsatasını yıktıysa Kürtçe bir ana dildir ve Kürt halkının kimliğidir meselesini kazandıysa kendi mücadelesiyle kazanmıştır. Dolayısıyla eğer Kürtlerin kimliği bütün dünyada ve Türkiye'de tanınır hale geldiyse kendi mücadelesiyle büyük bedeller ödeyerek yaptığı mücadelesiyle kazanmıştır. Bir, bunu belirtmek istiyorum. İki, şimdi keşke devrim yapacak siyasi cesaretiniz olsaydı da o müzakere masasını 2015 yılında devirmeseydiniz ve gerçekten Türkiye tarihine devrimci bir adımla geçmiş olsaydınız. Ama buyurun bitirin lütfen. Ama sizin bu konuda siyasi cesaretiniz olmadığı için, korktuğunuz için o masayı devirdiniz İmralı Adası'nda. Şimdi Kürt halkının değerlerine saldırarak vekil olmak, evet belki hoş geliyor size bugün, hoş geliyor ama yarını var, öbür günü var bunun. İnsan içine çıkamayacak hale geleceksiniz. Onu söyleyeyim. Diyecek lafınız yoksa bu kürsüye çıkıp da Kürt halkının değerlerine saldırmayacaksınız. Sözde Kürt gibi davranmayacaksınız. Neredeydiniz? Kürt halkının yerel seçimlerde seçim iradesi, sandık hukuku çiğnenir ve gasp edilirken, seçilmiş olan belediyelere kayyım atanırken neredeydiniz siz? Neyi savundunuz o zaman? Neredeydiniz Kürt halkının değerlerine bitirin lütfen. Neredeydiniz siz Kürtlerin tiyatroları, müzikleri yasaklanırken, kültür faaliyetleri yasaklanırken o kayyımlar Kürt halkının değerlerine saldırıp o tabelaları indirirken, büstleri yıkarken neredeydiniz siz Kürt olarak? Hiç görmedik sizi çıkıp konuşurken. Burada bir Kürtçe selamlamaya bile tahammül edilemezken siz neredeydiniz? Çıkıp burada iki laf etmediniz Kürtçe. Hikaye anlatmayın. Bu hikayeye herkesin karnı tok. Kürtlerin en büyük kazanımı olarak mahkemelerde ve cezaevlerinde Kürtçe konuşma hakkı elde edilir diyorsunuz ya. Kürtler neden mahkemelerde ve cezaevlerinde sorusunu sormanız gerekiyor esas olarak. Bu soruyu sormadığınız müddetçe insan içine çıkamayacak hale geleceksiniz. Teşekkürler Sayın Oluç. Sayın Kaya. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, zaman zaman bu konu mecliste hararetle tartışıldığı için Saadet Partisi olarak biz de yaklaşımlarımızı ortaya koymak istiyoruz. Adını kim ne olarak ifade ediyorsa etsin, Kürt meselesi bu ülkenin çözülmesi gereken konulardan bir tanesidir. Bu meselenin bugüne kadar hala istenen manada
hala istenen manada bir çözüme kavuşmamasının ve burada da birçok hararetli tartışmanın konusu olması maalesef bu ülkenin sorunlarını konuşamamasından kaynaklanıyor. Bu mesele konjektürel olarak yaklaşmamız gereken, hamasi olarak konuşmamız gereken ve tribünlere yönelik sözlerle çözebileceğimiz bir mesele değil. Tam tersine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuları suluhetle ve sakince konuşabilmeyi, birbirimize fikirlerimizi aktararak çözebileceğimiz bir meseledir. Bu meselede de iktidarın dönemsel olarak birbirine zıt politikalarla bu konuyu çözümsüz hale getirdiğini de ifade etmek istiyorum. Çünkü bu iktidarın 22 yılı Kürt meselesiyle geçti. Zaman zaman milliyetçiliği ayaklar altına alarak, zaman zaman da milliyetçiliği baş tacı ederek birbirine zıt politikalarla bu konuyu çözemeyiz. Zaman zaman operasyonları durdurun diyerek, zaman zaman da güvenlikçi politikaları özgürlükçü politikaların önüne geçirerek, zaman zaman eyalet sisteminden niye korkuyorsunuz, Kürdistan bu ülkenin bir gerçekliğidir diyerek, zaman zaman da anayasa var bu kelimeyi kullanamazsınız diyerek çözülebilecek bir mesele değil. Dolayısıyla bu meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak rahatlıkla konuşabilecek zeminleri oluşturalım. Birbirimize bağırarak, tribünlere oynayarak değil. Çünkü bu meselenin siyasal yönü var, dış politika yönü var, sosyolojik yönü var, ekonomik yönü var, insan hakları yönü var. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kavga ederek, bağırarak, çalışarak değil. Buyurun bitirin lütfen. 22 yıl sevabıyla bu sürecin bir parçasıdır. Kendisinden önceki süreçlerde bu meseleyi demokratik bir ortamda konuşup tartışıp hem beklentilerimizi hem de endişe ve kaygılarımızı paylaşarak konuşmayı başarmamız lazım diyerek demokratik bir ortamda bu konuyu konuşmamız lazım. Hamasetle tribünlere oynayarak bu konuyu çözemez diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Kaya. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Kars milletvekilimiz çok net bir şekilde düşüncelerini ortaya koydu. Kendisi de Kürt kökenli bir vatandaşımız, bir milletvekilimiz olarak şunu ortaya koydu ki net bir şekilde Kars halkının da iradesini burada temsil ederek bütün milletvekili arkadaşlarımız adına, Kürtler adına nasıl sessiz devrimler yapıldığını, Türklerin, Kürtlerin, Arapların, bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının 85 milyon insanıyla bu demokratikleşmeden, özgürlüklerden nasıl istifade ettiğini AK Parti iktidarları döneminde ortaya koydu. Ve bunun cesur ve devrimci bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde... Buyurun tamamlayın Sayın Akbaşoğlu. Ve bu sessiz devrimlerin cesur ve devrimci bir lider olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan vesilesiyle hayata geçirildiğini net bir şekilde ortaya koydu. Bu devrimlerin, bu özgürlüklerin, bu demokratikleşmenin bütün insanlarımızın temel hak ve özgürlüklerden doyasıya tatması noktasındaki yaklaşımların, atmosferinin bir terörist başı tarafından bebek katiline hamledilmesini de eleştirdi haklı olarak. Bunu savunmak zül olarak yeter. Sonuç itibariyle şunu ifade edeceğim. Burada Kürtlerin değerlerinden bahsedildi. Türklerin de Kürtlerin de değerleri, ananeleri ortadadır. Bunlar milli hasletlerimizdir. Hep beraber aynı inancı, bitirelim lütfen. Hep beraber aynı inancın, aynı örf ve adetlerin et ve tırnak olmuş, bütünleşmiş gönüllerin bir temsili olarak hep beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortak devletimiz, ortak kaderimiz, Türkiye ortak vatanımız olarak 85 milyon insanımızla, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle ve Sünnisiyle
tek vücut olduğumuz, tek yürek ve tek bilek olduğumuz gerçeğini ayrımcılığa, ayrıştırıcılığa ve emperyalizmin sözcülüğüne soyunmak bizim reddettiğimiz bir yaklaşımdır. Bu manada söylenenlerin hepsini burada kınıyorum ve reddediyorum. Bu manada Sayın Başkanım, değerli arkadaşımızın şahsına da bu konuda Buyurun Sayın Akbaş. Çok açık bir şekilde anayasada ilgili maddelerde ve ilgili mevzuatta ortaya konduğu şekliyle bir suç işlenmesi durumunda ne olursa olsun sıfatı, etnik kökeni, inancı, siyasi felsefesi suç işleyen her bir yerel yönetici bu manada anayasaya ve ilgili kanunlara tabidir. Kim suç işlerse cezai tazminata ve idare hukukuna, disiplin hukukuna dönük bir yaptırımla karşı karşıya kalır. Bunun Türk olmakla, Kürt olmakla, Alevi, Sünni olmakla hiçbir ilgi ve alakası yoktur. Bunu ifade etmek isterim. Aynı zamanda değerli milletvekilimizin şahsına da bu konuda tarizde ve bir suçlamada bulunulduğu için, sataşıldığı için kendisine söz verilmesini istirham ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben tabii bu polemiğe girmeyeceğim. Seçim bölgem Samsun'da bir şehit var. Onu paylaşmak istiyorum genel kurulla. Samsun Termel ilçesi Hüseyin Mescit mahallesinden Abdülsamet Duran sınır ötesi operasyondan dönerken trafik kazası geçirmiş, hayatını kaybetmiştir. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, Samsunlara ve bütün milletimize de başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Buyurun Sayın Oluç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sataşma devam ettiği için söz aldım. Yani ortada bir düşünce olsa saygı duyacağız. Düşünce yok, suçlama var. Sorun buradan kaynaklanıyor esas olarak. Şimdi Sayın Akbaşoğlu, siz anayasayı göstererek suç işleyen yerel yönetici gibi bir kavramı kullandınız ve bunu da kayyımlara gerekçe göstermeye çalışıyorsunuz. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ki kayyımların atanmasının anayasayla suç işlemekle filan bir alakası yok. Yani sizin geçmiş dönem İçişleri Bakanınız seçimler döneminde yaptığı konuşmada kayyumların nasıl atandığını açık seçik anlattı. Yani yerel seçimler tamamlandıktan sonra ne olmuş? Dedi ki beyefendi beni çağırmış. Demiş ki ben HDP'nin bu belediyeleri kazanmasından rahatsızım. Bunun çaresine bakalım. O da dedi ki yani körün istediği bir göz. Buyurun tamamlayın lütfen. Açalım Sayın Oluç'un mikrofonunu. Sayın Oluç'un. O da demiş körün istediği bir göz, beyefendi verdiği iki göz. Gerekeni yaptım. Zaten 31 Mart'ın bir gün sonrasında 1 Nisan tarihiyle Diyarbakır, Mardin ve Van valiliklerinin İçişleri Bakanlığı'na daha mazbatalar alınmamışken kayyım atanmasıyla ilgili talepte bulunduğu açık seçik ortaya çıktı. Yani bunun suç işlemekle vesaire alakası yok. Suç işlemek, velev ki bir belediye başkanı suç işledi, diyelim yargılanır, değil mi? Belediye meclisinden onun yerine bir vekil atanır. Ama siz öyle yapmadınız. Siz kayyım ve vali atayarak, kayyım ve valileri ve kaymakamları kayyım olarak atayarak belediye meclislerini de işlemez hale getirdiniz esas itibariyle. Dolayısıyla bir de son şunu da hatırlatayım size. Beraat etmiş olan belediye başkanları var. Göreve iade etmiyorsunuz. Neden? Çünkü kayyımlar siyasi nedenlerle atanmış vaziyette. Şimdi buyurun bitirin lütfen. Şimdi son şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim son olarak. Bakın 2013-2015 yılları arasında İmralı Adası'nda çözüm süreci müzakerelerini sürdüren sizin iktidarınızın temsilcileri ve devletin temsilcileriydi. Orada bir masa kuruldu ve bir müzakere sürdürüldü. Ta ki 2015 Nisan'ında bu masa devrilene kadar. Hatta bu masanın
O müzakerelerin sonucunda biliyorsunuz 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'de bir ortak mutabakat imzalandı. Ortak açıklama yapıldı. Bugün sizin sarayda danışman olan bazı kimseler ya da parti yönetiminizde olan bazı kimseler, tek tek isim de veririm istiyorsanız, hani bilmiyorsanız, hatırlamıyorsanız, o zaman Abdullah Öcalan hakkında bitirelim lütfen. O zaman Abdullah Öcalan hakkında nasıl övgü dolu cümleler sarf ediyorlardı televizyonlarda, gazetelerde? İstiyorsanız bunların da listesini getirip burada tekrar okuruz. Dolayısıyla her ettiğiniz lafın geçmişini bir düşüneceksiniz. Acaba bizimkiler geçmişte ne yaptığını unutursanız, siz geçmişinizle çelişki içine girerseniz söylediğiniz hiçbir şeyin ciddiyeti olmaz. Maalesef şimdi de gayri ciddi bir duruma düştünüz. Son söz sonuç söyleyeyim ben size. Su içeceğiniz kuyuya tükürmeyin. Anlatabildim mi? Bunu da yazın bir kenara. Buyurun, buyurun Sayın Akbaşoğlu. Bu son şey evet. Olsun. Kapat. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Anayasayı gösterdim. Zira bu tartışılan konuların kaynağı anayasanın 127. maddesinde mahalli idareleri düzenleyen maddenin 4. fıkrasında şu şekilde düzenlenmiş. Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yoluyla olur. Ancak görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. Anayasa bunu amir. İlgili idare hukuku, yönetim hukuku kitapları, ilgili mevzuat ve bütün idari yargılama usulü kanunu, disiplin hukuku, 650 sayılı devlet memurları kanunu, bütün kamu kurumu niteliğinde bitirelim lütfen. Kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendi iç mevzuatları, disiplin hukukunda bu hükümler çok açık ve sarihtir. Ceza hukuku bakımından ki hangi söz ve fiillerin suç olduğu ortadadır. Dolayısıyla bunlarla ilgili bu kanuni dayanaklara istinaden bu işlemler yapılmaktadır. Kimi tabii ki uygulamalarda İçişleri Bakanı ilgili bir kimseyi oraya geçici olarak görevlendirmekte, kamu hizmetlerinin devam etmesi, vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik hissetmemesi noktasında yargılama sonucunda biraz evvel Ruhken Hanım'ın da ifade ettiği gibi, çeşitli örneklerinde olduğu gibi yargılama sonucunda beraat edenler de görevine iade edilmektedir. Bazı uygulamalarda da tabii ki meclisin içerisinden bir meclis başkan vekili ve belediye başkan vekili veya belediye başkanı seçimleri de söz konusu olabilmek. Bitirelim lütfen. Lütfen. Bütün bu usuller anayasadan ve ilgili mevzuatın uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Asla ve kata böyle bir çadır devleti uygulaması söz konusu değildir. Aynı zamanda şunu ifade etmek isterim. Kandil'deki terörist başları maalesef emperyalistlerin o barış düzenini yıkın, barış düzenini ortadan kaldırın talimatlarını yerine getirenler maalesef onlar her türlü süreçleri baltalamışlar. Emperyalistler adına işbirliği yapanlar maalesef Türkiye'de yeniden terörün başlamasına vesile olmuşlardır. O gün de biz aynı şeyleri söylüyorduk. Bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Türkler, Kürtler, Araplar kardeştir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devleti dün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Hepimizin esenliği için söylüyoruz. Türklerin, Kürtlerin dostu olarak söylüyoruz. Birleşme 20 dakika ara veriyorum.